falan geliyor ya. Bunu... Eylül ayının ilk günleri Adana'mızın sahil kenarından başladı. Ovaya doğru şu an hasat devam ediyor. Şu gördüğümüz tarla bugüne kadar gördüğüm en iyi pamuk tarlası. Buradan çiftçimiz 500-550 kilogram arasında verim beklemekte. İlk hasatını yaptığımız pamuk tarlasında çalılar çok küçük, kısa ve verim çok düşüktü. 300-350 kilo verim vardı. Burada da 500-550 kilo, belki 600 kiloyu zorlayacak bir verim bekliyoruz buradan. Hasat şu an devam ediyor. Hasat sonu verimin ne kadar olduğu ortaya çıkacak. Yalnız pamukta fiyatlar çok düşük olduğu için çiftçimiz buradan para kazanmakta. Pamuk fiyatı şu an serbest piyasada 21 lira. Çukurbirlik tarafından geçen hafta 43 randıman pamuğa 24 lira fiyat açıklandı. Pamuk aslında 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında kilogram fiyatı 25 liraydı. Şu an Çukurbük tarafından 24 lira açıklandı. Daha ant birlik, tarih daha açıklanmadı. Onların açıklaması bekleniyor ama pamuk şu anda çiftçiyi üzdü. Çiftçimiz şu anda buradan 500 kilo pamuk aldığında bu fiyatlara anca maliyetini kurtaracak. Biz 2018'de Adana Ovası'nda 455 bin dönüm alanda pamuk ekimi yaptık. Ama şu an 147 bin dönüm alanda pamuk ekimi var. 2018'den bugüne kadar pamuk 1/3 oranında düştü. Neden? Çünkü iplik fabrikalarının %80'i şu an çalışmamakta. Pamuk da bu yüzden para etmiyor. Pamukta biz gümrük vergilerini artıramadığımız için iç piyasa pamuk fiyatları doğrudan dünya fiyatlarıyla etkilenmektedir. Yani başka bir ülkede pamuk ucuzsa buradaki fabrikacı, iplik testleri, konfeksiyon, tekstil fabrikası, atölyeleri oradan pamuğu gümrüksüz Türkiye'ye getirmekte. Ondan dolayı pamuk fiyatları şu an piyasada 21 lira, çukurbirlik 24 lira açıkladı ama pamuk fiyatı 30 liranın altında olursa çiftçimiz buradan para kazanamayacak.